Atakum Belediyesi'nin yıllık kafedeki Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla sürerken, Cumhur Kocaoğlu yönetimindeki Haber Radyo canlı yayın yaparak çok özel konukları ağırladı. Programa katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve eşi Fatma Taşçı, 15 aylık çalışmalardan söz ederken, Samsunlu şair Duygu Hacı Osmanoğlu ve türkü adam Ferdi Demir de etkinlikte sahne aldı. Ağaçlandırmayı, yeşil fidana önem vermeyi biz hemen ön plana çektik. Şu an radyoda yeni açan dinleyiciler için hemen açıklayalım. Ne oluyor orada diyebilirler. Şu an evet, neler oluyor diyebilirler. Yalı Kafe'de canlı yayındayız. Alkışlar canlı canlı geliyor bu sefer değil mi Ferdi? 103.5 bandında yayın yapan Haber Radyo'nun 2 saatlik yayınının konuklarından Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerden söz etti. Karadeniz'in en hızlı büyüyen ilçesi ve son bir yılda bile 9.000 civarında nüfus artışı yaşandı. Ve son bir yılda yaklaşık 2.500 konutluk inşaat ruhsatı verdik. Evet. Tabii bizim 55'te 55 projelerimiz arasında yer alan projeleri teker teker hayata geçirmeye başladık. Çünkü Atakum ilçemiz yaklaşık şu anda 160 bin nüfusa dayanması hasebiyle ancak şehircilik anlamında organları eksik olan bir ilçe. Bu manada gelir gelmez halkımıza söz verdiğimiz gibi bu organları teker teker yerine getirmek için ciddi anlamda 15 aylık süre zarfında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Atakum Belediyesi Kadın Koordinasyon ve Sosyal Hizmetler Merkezi çalışmalarını gönüllü olarak yürüten Fatma Taşçı da özellikle Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ile ilgili bilgiler aktardı. Burası kadınlara hizmet eden bir merkezden ziyade kadınların koordine olup herkese hizmet ettiği bir merkez. Evet. Herkes altı çizilecek derken, bir nokta bu. Evet, kesinlikle. Yani insanlar ilk başta şöyle düşünüyor. Yani Özgecan Kadın Koordinasyon kadın sığınma evi gibi ya da şiddet gören kadınların sığındığı bir yer gibi düşünüyor. Veya kadın istihdamı gibi düşünüyor sadece. Ancak kesinlikle böyle değil. Bunlar bizim alanlarımızdandır. Ancak Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi kadınların koordine olup dezavantajlı tüm gruplara hizmet ettiği bir merkez. Bunların içerisinde dezavantajlı çocuklar, dezavantajlı gençler, engelliler, yaşlılar, hastalar, kadınlar bulunmakta. Biz bu dezavantajlı gruplara gönüllü arkadaşlarımızla birlikte projeler geliştirip onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Ardından sahne alan Samsunlu şair Duygu Hacı Osmanoğlu şiirlerini Samsunlularla paylaştı. Sağ iken yanımda olmayanların cenazemde işini, kime o akan gözyaşları, bağlanan karalar kime? Bir ömür boyu beni sormayanlar, bu ziyaretiniz niye? Türkü adam lakaplı Ferdi Demir de mini bir konser verdi. Canlı yayın etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünite kal, 3 can hayat kurtarıyor. Bir alkış alalım, bir ünite can, 3, şey bir ünite kan, 3 can evet. Kurtarıyor, evet. Evet, şimdi gelelim. Rica ederim, ADK lütfen arabamızı şimdi alalım. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Takvimlerden